Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 5. Sınıf Matematik Sahnesi kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Hazırlık sahnesi test 11. Birinci sorumuzu büyütelim. Yanda verilen şekil birim karelerle oluşmuştur. Buna göre birim kare sayısını gösteren üslü ifadeyi istemiş arkadaşlar. Sayalım burada 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Aynı şekilde de burada da 5 tane var. 5 çarpı 5'ten 5'in karesi. Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? 3 tane 5'in toplamı var. Burası 3 çarpı 5 olur ama 5'in küpü olmaz. 2 tane 4'ün çarpımı var. 4'ün karesi doğru. 3'ün kübü 9'dur demiş yanlış 27'dir. 1'in kübü 1'e eşittir. 1'in karesi de 1'e eşittir. Burası doğru oldu. 2 tanesi doğru. 25'in karesi üslü ifadesi için ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar 25'in karesi 2 tane 25'in çarpımıdır. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. 25 5'in karesi olduğu için 5'in karesi çarpı 5'in karesi de olabilir. Burası yanlış, burası yanlış, burası doğru, burası doğru. 2 ve 4. Okunuşu 7'nin küpü olan üslü ifade işlemlerinden veya değerlerinden hangileri ile eşit değildir? Arkadaşlar 7'nin kübü 3 tane 7'nin çarpımıdır. Bu da 343'e eşittir. 1'e eşit değil, 2'ye eşit değil, 3'e eşit. Hangilerine eşit değil? 1 ve de 2. Aşağıdaki sayılardan hangisi bir doğal sayının karesi veya küpü olarak yazılmaz? 1. Bir, hem 1'in kübü olarak yazılır hem de 1'in karesi olarak yazılır. 49, 7'nin karesi olarak yazılır. 1000, 10'un kübü olarak yazılır ama 97 yazılamaz. Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? 13'ün karesi arkadaşlar 13 çarpı 13'ten 169'dur. 6'nın kübü 6 çarpı 6 çarpı 6'dan 216'dır. 11'in karesi 11 çarpı 11'den 121'dir. 14'ün karesi 14 çarpı 14'ten 196'dır. Hangisi en büyük oldu? 216. Üçgen, kare ve daire birer doğal sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Üçgenin küpü 27'ymiş. Yani 3 üç tane üçgenin çarpımı 27. Buradan bir üçgen 3 olarak geldi. Karenin karesi 81'miş. Yani 2 tane karenin çarpımı 81. Yani kare 9 olarak geldi. Dairenin kübüm 64'müş. Yani 3 tane dairenin çarpımı 64. Buradan bir daire 4 olarak geldi. Baktığımız zaman en büyük olan kare, sonra daire, sonra üçgen. Sıralamasına göre üçgen yerine kaç tane doğal sayı yazılır? Arkadaşlar şimdi 2'nin kübü nedir? 8. 8 küçüktür. Üçgenin karesi küçüktür. 11'in karesi 121 yapar. Bu aralığa gelebilecek şeyler. Bakın biz arkadaşlar bunu şöyle de bulabiliriz. 2'nin kübü küçüktür. Üçgenin karesi 11'in karesi. Bu arkadaşlar 8 olduğu için 2'nin kübü 8 olduğu için buraya 3'ün karesi gelebilir. Çünkü 3'ün karesi 9'dur. 4'ün karesi gelebilir 16. 5'in karesi gelebilir 25. 6'nın karesi gelebilir 36. 7'nin karesi gelebilir 49. 8'in karesi gelebilir 64. 9'un karesi gelebilir 81. 10'un karesi gelebilir 100. Kaç tanesi yazıldı arkadaşlar? 8 tane doğal sayı değeri yazılabilir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 4'ün kübü eşittir 8'in karesi demiş. Şimdi A şıkkımıza bakalım. 4'ün kübü 64'tür. 8'in karesi de 64'tür. Burası doğru. B'ye geldim. 5'in kübü 125. 11'in karesi 121 büyüktür demiş. Burası da doğru. C'ye geldim. 6'nın kübü 216. 15'in karesi 225. Evet 216 daha küçük. D'ye geldim. 7'nin küpü 343 küçüktür. 18'in karesi 324. Arada küçüktür değil arkadaşlar. Büyüktür olması gerekiyordu. Burası yanlış oldu. Yukarıda verilen işlemlere göre üçgen artı kare işleminin sonucu. Şimdi üçgeni bulalım. İlk önce parantez içi yapılacak. Şöyle yapalım. 18 artı 2 parantezi kapa böl 2'ye. Parantez içerisi 20 olarak geliyor. 2'ye böldüğüm zaman cevabım 10 oldu. Kareye geldim. 18 artı parantez içerisinde 2 bölü 2 İlk önce parantezin içerisine yapıyorum. 2'yi 2'ye böldüm. 1 topladık. 19 oldu. Bunların toplamı ise bize 29 olarak gelir. Bir kırtasiyedeki 128 tane kalemin 8 tanesi satıldıktan sonra kalanlar düzine şeklinde paketlenecektir. Buna göre elde edilecek paket sayısını veren işlem. Şimdi ilk önce 128'den 8'i çıkaracağım. Sonra düzine dediğimiz 12 olduğu için 12'ye böleceğim. İşlemimiz bu. Eşitliğine göre üçgen yerine yazılacak doğal sayı. Şimdi arkadaşlar 4'ün kübü. 4 çarpı 4 çarpı 4. 64 yapar. Bu da 8'in karesini eşittir. Yani üçgenimiz 8'dir. Yukarıda verilen tahta parçalarına göre turuncu renkli parçanın uzunluğunu santimetre cinsinden veren işlem. Pardon. Santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisini eşittir? Şimdi 13'ün karesi 169 cm 12'nin karesi 144 cm Aralarındaki fark 169'dan 144'ü çıkarıyorum. Aralarındaki fark 25 cm oldu. Bu da 5'in karesidir. Yukarıda verilen birim karelerdeki toplam mavi nokta sayısı aşağıdaki işlemlerin hangisi ile gösterilemez? Arkadaşlar bir karede 4 tane var. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada bakın 5 tane kare var. Burada 3 tane kare var. İlk önce kare sayısını bulalım. 5 çarpı 3 çarpı 4 olur arkadaşlar. Çünkü her karede 4 tane var. Ya da tam tersi şöyle de söyleyebiliriz. İlk önce buradakileri bulalım. Bakın burada 5 tane kare var. 5 çarpı 3 pardon 5 çarpı 4 çünkü her karede 4 tane var. Çarpı bakın 1 2 3. Bundan 3 tane olduğu için 3 ile çarpabiliriz. Veya dikey bakabiliriz. 3 çarpı 4 Çarpı bundan bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var. Şıklarımıza bakıyoruz. A var, B var, C var ama D olamaz. Üçgenin karesi küçüktür 60 karşılaştırmasına göre üçgen yerine yazılabilecek kaç doğal sayı vardır? Yani arkadaşlar karesi 60'tan küçük olanlar. Sıfırın karesi sıfırdır. Bu yazılabilir. 1'in karesi 1'dir. Bu yazılabilir. 2'nin karesi 2'dir. Bu yazılabilir. Pardon, 2'nin karesi 4'tür. Bu yazılabilir. 3'ün karesi 9'dur. Bu yazılabilir. 4'ün karesi 16'dır. Bu yazılabilir. 5'in karesi 25'tir. Bu yazılabilir. 6'nın karesi 36'dır. Bu yazılabilir. 7'nin karesi 49'dur. Bu yazılabilir. 8'in karesi 64'tür. Bu yazılamaz çünkü 60'tan küçük olması gerekiyordu. Böylelikle üçgen yerine 8 tane doğal sayı yazılabiliyor. Eşitliğine göre üslü ifadesinin değeri. İlk önce bu eşitliğe bakalım. Ne yapıyoruz? İlk önce parantez içerisine bakıyoruz. 88 bölü 11 çarpı kare 104. Parantezin içerisi 8 olarak geliyor. 8 çarpı kare 104 olarak geliyor. Kareyi bulabilmek için 104'ü 8'e böldüm. 13. Yani kare 13 oldu. Buradaki üstlü ifadeye bakalım. Parantez içerisinde kare artı 3 üstü 2. Yani parantez içerisinde 13 artı 3 üstü 2. Yani 16'nın karesi bu da 256'dır. Yukarıda verilen işlemlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar şimdi işlemlerin sonucunu bulalım. Parantez içinden başlıyoruz. 18 artı 4'ü 2'ye böldüm 2. Üçgenimiz 20. 18'de 4'ü topladım 22. 2'ye böldüm. Karemiz 11. 18'i 2'ye böldüm 9. 4 ekledim. 13 oldu. Dairemiz 13. Büyükten küçüğe bakalım burada ne var? Evet. Karşılaştırmalar var. Kare büyüktür daire demiş. Karemiz 11, dairemiz 13. Burası yanlış oldu. Daire büyüktür üçgen demiş. demiş. 13 büyüktür 20 oluyor. Burası da yanlış. Üçgen büyüktür kare demiş. 20 büyüktür 11. Burası doğru oldu. D şıkkımıza bakalım. Daire 13. Kare 11. Küçüktür 20. Yani 24 küçüktür 20 oldu. Burası da yanlış oldu. Çünkü 24 20'den büyük. İşleminde artı ve çarpma sembolleri yer değiştirildiğinde sonuç kaç azalır? İlk önce bu halini bulalım. Az önce çarpma dedik. Buradaki bölmeymiş. %4'ü topladım. 104 2'ye böldüm. Cevabım 52. Şimdi yerleştirelim. 100 bölü 4 artı 2. 100'ü 4'e böldüm. 25. 2 ile topladım. 27. Aralarındaki fark 52 eksi 27. 25 oldu. Yani 25 azalmış dedim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip Abone olmayı unutmayınız.